İspanya'ya bağlı Mallorca adalarına yönelik bu ikinci videomla tekrar karşınızdayım. İlk videoda Palma şehrini ve sayfiye yerlerini gezmiştik. Fakat Mallorca adaları sadece deniz ve güneş kum tatilinden ibaret değil. Çok güzel tarihi ve kültürel yerleri de var ziyaret etmeye değer. İşte onlardan bir tanesi Valdemosa köyü. Valdemosa köyü Palma şehrinin 25 kilometre kuzeyinde bir dağ köyüdür. Köyün adı Musa'nın Vadisi anlamına geliyor. İçinde bir manastır var. Bu manastırın adı Cartoxia de Valdemosa. Çok hoş bir bahçesi var. Burası bir eczane, o dönemden kalma. Manastırın arkasına bir saray yapılmış. O sarayın içerisinden görüntüler. Bu manastırın en büyük özelliği Chopin ile George Sand'in bir kışı burada bir oda kiralayarak geçirmiş olmaları. Şimdi manastırın içerisinden görüntüleri izliyoruz. Daha sonra da şu an müze haline getirmiş olan Chopin ve George Sand'in kaldığı odaları ziyaret edeceğiz. Evet, buradan Chopin'in kaldığı odaya giriyoruz. George Sand ve Chopin'in aşkı yaklaşık 10 yıl sürmüş. Bir kışı burada beraber geçirmişler. George Sand de ünlü bir yazardı. Çağının ilerisinde bir kadındı. Mesela feminist ve siyasi çıkışlarıyla her zaman tepki toplamış birisiydi. Paris sokaklarında pantolon giyerdi örneğin. Burası da o manastıra girmeden önceki bahçe. Chopin'in kaldığı evin manzarası. Birazdan çok kısa Chopin'den bir piyano resitali dinleyeceksiniz. Şimdi Arşidük'ün evindeyiz. Avusturya Arşidük'ü buraya gelmiş, adaya hayran kalmış ve adanın en güzel yerinde kendisine böyle koca bir ev yaptırmış. Şimdi müze olarak kullanılıyor. Denize hakim bir noktada müthiş manzarasıyla göz dolduruyor. Burası da mutlaka oraya gidildiğinde görülmesi gereken yerler arasında. Arşidük Louis Salvador'un evinin manzarası. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Flamenco ritminde yaptım, İspanya'ya özel olsun diye.
Bir bölüm daha var. Hepsini aynı videoda koyduğumda uzun sürecekti. Sizleri sıkmamak için 3'e böldüm. Birinci bölümünü 1-2 hafta evvel yayınladım. Ha, burası da bir seyir terası. Adanın kuzey doğusunda yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.